Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçiyorum günün yedinci. Altılık'ın yanlarımızın dördüncü ayağı olan Osman Atakol Kostu'na katılacak 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1900 metre mesafeli çimpis bu yarışta. Şimdi arkadaşlar yarışı koşturduğumuz zaman ön tarafta Grey Kurt'un gideceği, arkasına Ezer Geçerin, Piki Plenders, Kapoğlu ve Halodoy şeklinde yarışın cehren edeceği bu yarışta ben bugün önde boş kalabileceğini düşündüğüm 2 numaralı Greykurt ilk şanslı safkan. Daha sonra grubun kaliteli atı 1 numaralı Ezer geçer ikinci şanslı safkan. Ben buraya sıralamaya 2 ve 1 numaralı atları öncelikle tutuyorum. Fakat diğer 5 atın da kazanma şansı olduğunu bir kez daha sizlere söylüyorum. Ben 2-1 yazıyorum. Arkasına soru işareti koyuyorum. Hangi atı tutuyorsanız koyun ama buraya mutlaka tuttuğunuz atı ekleyin diyorum. Dediğim gibi yarışın gidişatı çok enteresan bir yarış. Ön tarafta Greykurt boş kalabilir. Ezer geçer arkasına gidebilir. Bakın yani ben 2-1 yazıyorum ama bu yarışı açıkçası size 2-1 sağlam diye <laughs> söyleyemiyorum. Tuttuğunuz at varsa ekleyin. Diğer 3 atında çünkü 3 numara ve 4 numara Bursa'dan geliyor. 3 numara Bursa'dan 4 numara İzmir'den geliyor. 5 numara Perikim. Peki bir yarışları fena değil ama ben önce 2 ve 1'i tutuyorum. Ben kendi kuponuma oynarsam hepsini yazacağım ama siz 2-1'i yazın. Tuttuğunuz atları mutlaka ekleyin diyor. Geçiyorum günün 8. Altılı yanlarımızın da 5. ayağı olan bir şart iki yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre mesafeli çift pist bu yarışta. Bu yarışa idman pisti programında seyrettiğim bana göre akışları aksiyonu maksiyonu mükemmel olan bir numaralı Cano Bey'i ilk şansı sapkan. Yarıştaki tek rakibinin yine idman pisti programında seyrettim. Akışları akışları çok iyiydi potoya motoya girerken çok beğendiğim. iki numaralı El Rebed de deyip sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 1 ve 2 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün 9. Altılı ganyanlarımızın da son ayağı olan kısavadada altı 6-3 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre mesafeli kumpis bu yarışta şimdi burada bir durak evvela. Şimdi arkadaşlar burada Pikabo ara verdi. Zabun ara verdi. Victor Rizos ara verdi. Winnerman ara verdi. Bunlar hep ara vererek bu yarışa gelen atlar. Ki kaldı ki Pikabo gözünde e, bir e, perdelenme gibi, intihaplanma gibi bir şey olmuş. Aşağı yukarı 20-25 gün çalışmamış. Onun net olarak bilgisini söylüyorum. Ondan sonra iki tane galop yapmış. Geliyor bu yarışa koşuyor. Bundan sonra internasyonale gidecek olacak bilgisini verebilirim sizlere. Biraz idmanları eksik. Şimdi idmanları eksik. O, o da öyle. 9 numara Winderwein aradan sonra buraya geliyor. Açıkçası bilmiyorum. 8 numara Victorius Ağız. Yaşlı bir at o da arası var. Enteresan şimdi yarışı koşturacağım ama bir dakika size ara rica ediyorum.